Salim bin Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in torunu oluyor Salim. Babası Abdullah bin Ömer'den. O da Ömer radıyallahu anhum'den rivayet ettiğine göre. Hazreti Ömer şöyle demişti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada bana gazilik bahşişi verirdi. Gazilik bahşişi yani gazaya gittikleri zaman ganimetten onlara hisse nasip verirdi." veya bu genel olarak o zaten ganimetten hakları oluyor. Yıllık devlet hazinesinde biriken maldan bütün vatandaşlara veya daha çok gazaya giden, savaşa giden bir İslam devletine hizmeti olan insanlara ata, ihsan veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh burada ondan verirdi diyor bana Hazreti Ömer. Yani bütün sadece ona değil tabii ki. Bütün sahabe arasında ona da verildi. Ben de kendisine bunu benden daha fakir ihtiyaç içinde olan birine verseniz derdim. Ya Resulallah daha muhtaç birine verseniz. Benim ihtiyacım o kadar çok yok derdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben sen bunu al. Göz dikmediğin ve istekli de olmadığın halde sana gelen böylesi malı al. İlahi bir lütuf. Allah'ın bir lütfu olarak sana göndermiş Cenab-ı Hak onu al. Kendine mal et. Sonra ister ye ister sadaka olarak ver. Artık kendini al da onu ister kendin kullan isterse daha fakir gördüğün birisine sadaka olarak ver. Fakat böyle olmayan bir malın peşine de düşme. Yani sana gelmeyen, hakkın olmayan e, mala göz dikme. Almak için istekli olma, isteme. Efendimiz böyle buyurmuşlar. Açıklamalar her türlü iyilik ve ihsana ata denilmekle beraber asıl ata genellikle mücahitlere yıllık veya aylık olarak verilen gazilik bahşişine denir. Hadiste ata diye geçiyor. Yani peygamberimiz bana ata verdi. Yutinil ata eh. Ata ihsan verdi diyor Hazreti Ömer. Bu ata iyilik ihsan demekle birlikte gazilik bahşişidir. Yani savaşa giden savaş güçlerine yani savaşma gücü olan devlete hizmeti olan insanlara yıllık verilen maaştır. Bu bahşiş zekatın verileceği yerlerden biri olup gazilerin ayetle tespit edilmiş payıdır. Pişe sebilillah. Zekat da olur, sadaka da olabilir. Hadisimizdeki ata o payın dışında verilen bahşişi ifade eder. Onun dışında ayeten yani kendi hakkı olanların dışında verdiği şey. Hz. Ömer'in böyle bir ikramı kendisinden daha muhtaç olanları hatırlatarak almak istememesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takdirine karşı gelmek olarak asla değerlendirilemez. Ayrıca bu hadise Peygamber Efendimizin daha muhtaç durumda olanları ihmal ettiği anlamına da gelmez. Sahabi zaten müstani davranıyordu. E, almak istemiyordu. Bunu ifade ediyorlardı. Zaman zaman Peygamberimizin de buradan dolayı işte hep zenginlere veriyordu da fakirleri ihmal ediyordu gibi bir anlayış e, çıkamaz, çıkmaz diyor. Böyle düşünmemek lazım. Bir Müslümanın istemediği ve göz dikmediği halde kendisine verilen hediyeyi ve ikramı kabul etmesinin dilenmekle bir alakası yoktur. Bu dilenmek istemek değildir. Resulullah Efendimizin Hazreti Ömer'e sen bunu al buyurması bu kabil malları ve ikramı kabul etmenin mubah olduğunu gösteriyor. Kendi mülkiyetine geçirdikten sonra ister ye ister daha layık gördüğün birine tasadduk et tavsiyesi de iyilik yapma yolunun daima açık olduğunu göstermektedir. Yani bu tür yerlerde sıkıntı çıkarmaya gerek yok. Ee, i̇şte alırdın almazdın bir tartışmaya girmeye gerek yok. Alırsan uygun gördüğün yere verirsin. Ee, dolayısıyla e, işi suhuletle, sükunetle halletmiş olursun. Birinden bir ikramı ya da bahşişi kabul eden kimsenin onu mutlaka kendisinin kullanması veya harcaması da gerekmez. Hediye hediye olmaz gibi böyle bir anlayış bazen söyleniyor. Öyle bir şey yok diyor. Hediye hediye edilir. Pekala o da başkasına ikram etmek suretiyle, o malı değerlendirebilir. Asıl mühim olan göz dikerek, hırs göstererek ve isteyerek bir malın peşine düşmemektir. Tabii bu ticaret ayrı bir şey. Ticaret yapıyorsan alın teriyle veya ziraat, zanaat başka bir şey yapıyorsan malın peşine düşüyorsun demektir bu. Çalışarak bir malın peşine düşmek gerekir zaten. Başka türlü elde edilmez. Burada bahsedilen çalışmadan, alın teri dökmeden ihsan edilsin, bana ikram edilsin, verilsin diye bir malın peşine düşmek say olmadan, gayet olmadan mal peşine düşmek için kullanılıyor bu ifadeler. Nitekim Abdullah bin Ömer de bu hadisi öğrendikten sonra kimseden hiçbir şey istememiş ama kendiliğinden gelen hediyeyi de kimden geldiğine bakmadan kabul etmiş, reddetmemiştir. Ahmet Rufai Hazretlerine mi veya Abdülkadir Geylani Hazretlerine izaf edilen bir söz var. La nes'el ve la neruddu ve la neddahir. İstemeyiz, reddetmeyiz, biriktirmeyiz. Üç cümlede, üç kısa cümlede çok özet bir esas ortaya koyuyor. İstemeyiz, kendiliğinden gelirse reddetmeyiz ve onu da biriktirmeyiz. Hemen dağıtırız, ikram ederiz, infak ederiz anasından. İfade edildiğine göre İslam alimleri hediye kabulü konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kula zaten şöyle ifade edilebilir özet olarak. Helal yoldan kazanıldığı bilinen hediyenin reddi uygun değildir. Helal yoldan kazandığını biliyorsun. O insanın hediyesini reddetmek onun gönlünü incitir. İki haramdan kazanıldığı bilinen hediyenin kabulü doğru değildir. Hatta haramdır. Biliyorsun ki haram, onu da kabul etmemek lazım. Kabul eder edip de başkasına verirsen zaten kirli malı neden başına dert edesin? Yani alayım da e, ben kullanmayayım, başkasına vereyim. O da sıkıntı. En güzeli kabul etmemek. Üçüncüsü nereden kazanıldığı bilinmeyen hediye hakkında araştırma yapmaya gerek yoktur. Kabul edilmesi daha münasip olur. Yani adamın malı da zaten toptan haram olmayabilir, karışıktır. Onun helal kısmından sana geldiğini düşünebilirsin. Ee, onu da araştırmaya gerek yok. Bu hadis-i şerif bazı alimlere göre sultandan başka herkesin hediyesini kabule teşvik etmekte. Bazılarına göre ise yalnızca sultanın hediyesini kabule teşvik etmektedir. Peygamberimizin e, yerine geçen idareciler manasında oradan hareketle böyle bir hüküm çıkarmışlar. Taberi ise hediye sultandan olsun başkasından olsun mutlak, mutlak surette kabul edilir. Zira hadiste bu konuda herhangi bir sınır getirilmemiştir. Sadece göz dikmek istemek gibi haller istisna edilmiştir demektedir. Yine taberi ehli kitaptan cizce alınmasının mübah olduğunu, halbuki onların kazancında şarap ve domuz ticaretinin inkar edilemez bir payı bulunduğunu hatırlatarak malını helalden mi yoksa haramdan mı kazandığı bilinmeyen bir müslümanın hediyesini kabul etmenin mübah olduğu sonucuna varmaktadır. Tabi eee gayri ehli İslam'ın ehli kitabın Hristiyan ve Yahudilerin e, verdikleri cizye bir e, hizmet mukabil devlet onları muhafaza ediyor, koruyor onun mukabilinde. O kazandığını haramdan veya helalden kazanması kendisiyle alakalı bir şey. Ona verilen hizmetin karşılığı olarak alınıyor bu tabii ki. Günümüzün karışık ve karmaşık ekonomik sistemi içinde taberinin görüşüne göre hareket etmek Müslümanlar arası ilişkiler bakımından isabetli olur kanaatindeyiz diyor hocalarımız. Riyazu Salih'ini şerh eden hocalar. Şu kadar var ki kazancının haram olduğu bilinen kimsenin hediyesini kabul etmek de haramdır. Cenab-ı Hak haramdan muhafaza buyursun inşallah. Hadisten öğrendiklerimiz bir istemeden verilen helal malı almak almamaktan daha hayırlıdır. İki İslam hükümdarının verdiği atiyeyi geri çevirmek edebe aykırıdır. Zira Allah Teala Resulün size verdiğini alın buyurmuştur. Hem maddi hem manevi hem mahsusatta hem makulatta yani madde olan şeylerde verdiğini alın. Ee, makulat, akli, ilmi olan şeylerde verdiği em emirleri alın. Bazı alimlere göre Müslüman yöneticinin ihsanı kabul etmeyen bu emre uymamış olur. 3. Hazreti Ömer radıyallahu anh fazilet ve takva sahibi bir büyük sahabidir. Bu rivayetten onu da anlamış oluyoruz.